Merhabalar, benim ismim Alper. Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisi. Ben de sizler gibi konuşma vermekten çekiniyorum. Çeşitli gerekçelerim var. Mesela konuşma nasıl hazırlanır, işte yetkin olmak gibi kaygılarım var. Ama şunu fark ettim ki konuşma vermem gerekiyor. Çünkü matematiği seviyorum ve onu paylaşmayı seviyorum. Bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu 6. buluşmada ben de orada olacağım. Merhaba, benim adım Botan. İstanbul Üniversitesi'nden bu sene mezun oldum. 4. Bağır Matematik Buluşması'nda konuşma yaptım, ilk konuşmamdı. Çok gergindim. Açıkçası insanların sorularına yanıt verebilecek miyim, yani o kapasitedeyim, biri miyim diye çok büyük şüphelerim vardı. Ama oraya çıktıktan sonra o gerginliği attım. Çünkü orada bir tartışma ortamı var. Hani bir soruya cevap vermesek bile bir sorudan binlerce soru çıkabiliyor. O yüzden böyle bir fikir alışverişi şeklinde oluyor oradaki konuşmalar. O yüzden bu beni çok rahatlattı. Bir sonraki Bağır Matematik buluşmasında da konuşma yapmak için can atıyorum. Merhaba arkadaşlar, ben İlayda. Bilgi Üniversitesi'nde 2. sınıf matematik öğrencisiyim. Ben de bu Bağır Matematik'te konuşma vermek istiyorum. Öğrenci konuşmalarına katılmak istiyorum. Ancak bazı çekincelerim vardı. İnsanlara bilmedikleri neler söyleyebilirim, neler katabilirim diye düşünüyordum. Ya da oraya hani anlatsam, şeyler anlatsam bile birisi soru sorduğunda bu sorulara nasıl cevaplar verebilirim, ne kadar yetkin olabilirim bu konuda diye çok düşünüyordum. Ama bu korkularımı bir yerde yenmem gerektiğine karar verdim. Bir noktada bunları aşmam gerekiyordu ve benim gözlemlediğim kadarıyla Bağır Matematik bunun için çok güzel bir platform. O yüzden bir sonraki konuşmada ben de orada olacağım. Görüşmek üzere. Merhaba, ben Hamide. Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisanstan bu yıl mezun oldum. 3. Bahar Matematik Buluşması'na Galatasaray Üniversitesi'nde konuşma verdim. Ben lisans bitirme projemi sunmuştum. Daha önce yani lisanstayken bu projeyi sunduğumda çok fazla heyecanlandım. Çünkü topluluk önünde konuşmaya pek alışkın değilim. Bahar Matematik'te de bu yüzden konuşma vermek istedim. Bu heyecanımı biraz daha yenmek istedim. Bir tecrübe olsun istedim. Siz de konuşma vermelisiniz eğer isterseniz. Bahar Matematik buluşmalarının 5.sine gittim ben. Çok şaşırdım çünkü hiç bu kadar büyük bir kalabalığı, bu kadar heyecanlı matematik öğrencisini bir arada göreceğimi tahmin etmiyordum. Çok güzel bir ortam vardı. Yani herkes birbirini tanıyor. Birbiriyle neler yaptığı konusunda konuşuyor. Konuşmalar çok güzeldi. Yani akademisyenlerin verdiği konuşmalar da çok yararlıydı. Ben çok etkilendim gittiğim zaman. Yani bu kadar çok insanı bir arada görmekten hem çok etkilendim. Türkiye'nin dört tarafından gelmiş matematik öğrencisi. Türk Matematik Derneği olarak böyle bir desteklediğimiz için de ayrıca sevindim. Öğrencilerin bu Bahar Matematik buluşmalarına katılmalarını ve aynı zamanda da orada konuşma vermelerini çok önemli buluyorum. Herkesi bekliyoruz. Merhaba, ben Ayder Göral. Bahar Matematik günlerinin 6.sı olacak. Yine çok güzel olacak eminim. Şu ana kadar 5 defa oldu. Yani çoğunu da destekledim, gittim. Hatta bir tanesinde de konuşma vermiştim. Atmosfer gerçekten çok güzel. Öğrenciler çok heyecanlı. Yani Türkiye'deki matematik etkinlikleri için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani güzel bir enerji var. Öğrencilerin de konuşma vermesi bence gerekiyor. Çünkü konuşma verdiği zaman hem gelişiyorlar, bir topluluğa nasıl konuşma yapılması gerektiğini öğreniyorlar. Bazen de diğer konuşmacıların sunumlarını dinleyerek hani nasıl bir konuşma verilir onu da öğreniyorlar. Bu sefer 6.sında bir yenilik olacak, bir panel olacak. Ben bu fikri çok beğendim. Gerçekten hani konuşmalar kadar önemli. Çünkü Türkiye'deki hem matematik gündemi, matematik nasıl yapılır, yurt dışında doktora gibi çok önemli sorulara cevap arayacağız. Her iki taraf için de çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Bekleriz. Merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bahar Matematik'te 3 defa konuşma verdim daha öncesinde. Ve ilk konuşmadan itibaren sürekli olarak kendimi geliştirdiğimi gördüm. Bunun dışında da çok iyi bir sosyal ortamı var. Katılmanızı ve konuşma vermenizi canı gönülden isterim. 6. Bahar Matematik Buluşması'nda görüşmek üzere. Merhaba, ben Asya. Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik 2. sınıf öğrencisiyim. Daha öncesinde matematik buluşmasında konuşma yapmak istediğimde
hep benden çok daha büyük insanlar ve daha bilgili insanlar olduğu için bu konuda kendimi yetkili biri olarak görmediğimden çekincelerim vardı. Ama konuşma vermiş arkadaşlarım sayesinde onlardan aldığım destekle artık bu korkumu yendim ve konuşma vermek istiyorum ben de. Eğer gelirseniz hepinizi bekliyorum. 19-20 Ekim'de Hacettepe'de görüşmek üzere.